Merhaba arkadaşlar. FM20 kariyerimizde ikinci bölümümüz. Aslında birinci bölümümüz. Ama bir yerde de ikinci bölümümüz. Çünkü ilk bölüm bildiğiniz üzere kulüp aradığımız için sıfırıncı bölümdü. Bu bölümde birinci bölüm, bir yerde de ikinci bölüm oluyor. İlk videodaki hatalardan dolayı donmalardan, kasmalardan, seslerin üst üste binmesinden dolayı birkaç değişiklik yaptık size daha iyi yayın yapabilmek için. Twitch'le eş zamanlı yayın yapmayacağız. Canlı yayın formatında olmayacak ve birebir olacak. Video süremizi de 30 dakikayla 45 dakika arasına çektik. Böyle bir karar aldık. Geçen bölümü izlemeyen arkadaşlar için küçük bir spoiler olacak. Spoiler oluyor herhalde ya. Çünkü sonuç olarak ikinci videodayız ve video komple spoiler oluyor birinci bölümü izlemeyen bir insan için. Ama birinci bölümü izlemek de bir yerde eziyet olabiliyor. Çünkü çok donma kasma oluyor. Bu yüzden de çok özür dileriz. Bir sonraki videolarda daha profesyonelleşmeye başlayacağız yavaş yavaş. Şimdi gelelim kariyerimize. Şanlıurfa Spor'la anlaştık. Biliyorsunuz Bodrum Spor'u isterken bir anda Şanlıurfa'ya geçtik. Ve tabii ki de Şanlıurfa eksi 11 puanda. Biz de şu ana kadar 17 maç oynanmış. Buyurunuz efendim. 17 maç oynanmış, eksi 11 puanda, eksi 34 averajda olan bir takımdan bahsediyoruz. Hani bunun bizim için ne kadar zor olacağı aslında bir yerde belli. Şurada sol altta da zaten görüyorsunuz. 11, eksi 11 puan. Kadromuza geçen bölüm bakmıştık. İstediğimiz sistemi aslında bir yerde oluşturmak için her şeyden önce takımın %90'ı sakat ve bir diğer problem de alternatif forvetimiz yok. İki tane forvetimiz var. Biri sakat. Büyük ihtimalle 7-10 ay arası yok. Yani sezonu kapatmış bir arkadaşımız var. Ben dün bayağı düşündüm. Şimdi kulübün parası yok ama belki bir maaş bütçemiz vardır dedim. Hani bunu düşündüm. Ve şimdi kulüpsüz oyunculara bakacağız. Belki şöyle önümüze iyi bir santrafor çıkar. Mesela şurada 23 yaşında Ahmet Özkan diye bir kardeşimiz var. Şunu bir gözlemleyelim. Aynı zamanda geçmişine de bir bakalım. Neler yapmış. Karagümrük'teymiş 2017-18'de. Çok parlak bir abi beklemiyoruz. Çok parlak biri çıkmayacak. Boyu posuna da baksaydım keşke. Ha, onu da sonra denk getirsek. Mevki olarak da aslında forvet seçsem daha iyi oldu. İsmail Öztürk 20 yaşında. Akın Taşkın bana tanıdık geliyor ya. Bu arkadaşımızı da bir gözleyelim. Çünkü altyapıya da bakmıştık hatırlarsanız önceki bölümde. Altyapıda da Ahmet Can Karakaş, altyapıda da bir forvet oyuncusunun olmaması bizi birazcık zorladı. 1.80 boyunda 72 kilo, büyük ihtimalle pivot santrafor çıkacak bu. Evet, biz pivotla işimiz yok. Bingöl Tilki, Giray Aydın 22 yaşındasın, bir takımda oynamışsan oynamamışsın ama Antalya Spor altyapısından çıkmışsın. Giray Aydın. Seni de bir gözlemleyelim. 1.89 boyun var. Tam sevdiğim santrafor özelliği. Uzunsun. Başka Eser Süleyman Enes Altunda Adana Spor'da mı oynamıştı bu ya? Adana Spor mu? Adana Demir Spor mu? Antalya Spor'dan çıkmış bu da. Bakalım. Uğur Tosun var elimizde. Bu da 1.85 boyunda. O da pivot santrafor çıkar yüksek ihtimalle. Neyse şimdilik bunlarla bir şansımızı deneyeceğiz. Umutluyuz, inanıyoruz. 3 tane hazırlık maçı ayarladık. Birini bizden önce ayarlamışlar. Rize Spor'la takımın morali zaten bittik. Daha da bitsin diye ayarlamışlar yüksek ihtimalle. Biz Kahramanmaraş Spor ve Adıyaman Gölbaşı Belediye ile birer hazırlık maçı ayarladık. Takımımızın morali yükselsin, yeni sistemimize biraz alışsınlar diye. Zaten bu sürece kadar bir tane de forvet alıp
belki iki tane forvet alır. Alternatifle bir şekilde oynamak istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakalım, aynen. Fixtürümüz geldi. 23 fixtürde yaşanan değişiklerin günü başlık olan antrenman programını düzenledik. Tamam canım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kahramanmaraş hazırlık maçı da geldi. Oo, takımda antrenmanda Fevzi, sen takımın yıldızsın abi. Sen nasıl antrenmanda kötüsün? Yani, takımda en çok güvendiğim adam Fevzi Özkan ve antrenmanlarda 6.05 puan almış. Alperen Güner. Sen kimsin bakayım? Kaleci. Alperen, seni kalede düşünebiliriz. Ahmet Büyük, sağ bek. Ferit Çalışkan, defansif orta saha. Güzel, güzel. Çalışın. Pendik'ten 4 yemişler. Bu da gayet güzel. Şimdi çok da ağır cezalar vermeyelim. Şimdi antrenmanı kaçırmak bir gün ceza olsun. Haftalığın yarısı bir hafta, iki hafta olsun. Daha adil olun. İzin almadan kulübe gelmemek. Ama bu aslında büyük cezadır ya. Bir günle başlatalım bunda. Haftalığın yarısı bir hafta, iki hafta olsun. Birden fazla kart cezası da aynen bu şekilde dursun. Kırmızı karttan bence de haftalığın, ikinci sarı karttan ama ya, ilkinde uyarı alsın. Haftalığın yarısı olsun. Direkt kırmızı kartta haftalığın yarısını kesmeyelim. Bunda da uyarı olsun ya. Hani ben mi çok iyi niyetliyim? Bir hafta, ikinci kez de yine bir hafta, üçüncü kez de direkt iki hafta bu arada. Dörtte fazlasında da ikişer hafta para cezası alsınlar. Onaylayayım bunu da. Şimdi Kahramanmaraş Spor'la bir hazırlık maçımız var. Kahramanmaraş Spor'u bir göreceğiz, bir tartacağız, bir biçeceğiz. Takımımızı göreceğiz. Maç hazırlığı. Takım taktiğe birazcık uygun. Bakalım sahada nasıl bir reaksiyon gösterecekler. Kendimizi takıma tanıtalım. Tanınmamış bir menajer olduğum için benim hakkımda çok şey bilmiyorsunuzdur. Bu yüzden Şanlıurfa'nın yeni menajeri olarak bizzat sizinle kendimi tanıştırmak istedim diyoruz. Takım bundan memnun. Şimdi burada morallerini yükseltmemiz lazım. Benden önceki menajerle işlerini iyi gitmediğini biliyorum. Bu yüzden sizi bu sezonki performansından değerlendirmeyeceğim. Tek istediğim sezon sonuna kadar rakibin karşısında ezilmeden dik durup gücümüzü gösterebilmek diyorum. Bütün takım morali yerine geldi. Ben de böyle bir cevap duymak istiyorum. Şu an takım olarak mutlular. Herkesin motivasyonu biraz arttı. Birazcık kaynaştık. Aynı zamanda takım dinamiklerine de bir bakalım. Hiyerarşide bizi sevmeyen var mı? Takımda bir oluşmuş arkadaşlık grubun olmaması da bu çok üzücü ya. Hiyerarşide arkadaş grubu varmış. Ana arkadaş grubu. İkincide aynen yalnız kalan insan yok. Çok güzel bir şey bu. Fevzi, iki kişi bizi istiyor galiba. Yok. Şimdi kim bizi istemiyor? Fevzi Özkan bizi desteklemiyor. Başka kim? Ya başka desteklemiyor. Diğerleri bizi destekliyor. Gayet güzel. Fevzi niye bizi desteklemiyor? Onu da anlamış değilim. Bakalım. İlgilendirmeye gerek yok. Antrenmanları şeye pasladık. Yardımcı antrenörümüze pasladık. Transfer sezonunda bundan bir hafta sonra açılacak basın toplantısına katılalım. Bir görelim neler sorulacak. Merhaba Mertcan. Şanlıurfa spor görevini kabul etmeniz konusundaki ilk düşünceleriniz nelerdir? Çok heyecanlıyım. Burası muhteşem bir kulüp ve bu rekabetçi ortamda yer alabilmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sakin bir şekilde cevaplıyorum bunu. Henüz 21 yaşında olmanıza rağmen, ki biliyorsunuz 2020'nin, futbol dünyasına adım attınız. Futbol otoriteleri sizden daha büyük
oyuncularının size saygı duyabilmesi için ekstra bir çaba sarf etmeniz gerektiğini düşünüyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz diye bir soru geldi. Gökhan Özer'den gazeteci, şarkıcı olan değil gazeteci olan. Yaşın çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Saygı kazanmanın en iyi yolu maçları kazanmaktır diyorum efendim. Abdül Raşak Jahari gol.com'dan bir soru sormuş. Açıkçası sözünü edebileceğimiz bir kariyeriniz bulunmuyor. Futbol otor, bunların hepsi niye beni gömmüş ya? Futbol otoriteleri Şanlıurfa Spor menajörü olmanızı büyük bir sürpriz olarak nitelendiriyor. Aslan'dan bir menajer olarak böyle bir kulübü başarıyla yöneteceğinizi düşünüyor musunuz? Ben bu iş için hırslı da konuşayım, hatta iddialı konuşayım. Ben bu iş için bir şeymiş kaptanım. Ben yapamazsam bunu kimse yapamaz diyorum. Teknik ekibiniz hakkında bir karar aldınız mı? Çok geniş kapsamlı bir değişiklik yapmayı planlamıyorum dedim. GAP Stadyumunda başarısız bir dönem geçen Hasan Özen'in isminin yerine geldiniz. Şimdi Hasan'ı da biraz övelim. Sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi işini kaybetmiş birinin arkasından da ters yüz konuşmuş olmayalım. Hasan'ın yerine kim geçse aynı, bunu da dikkatli bir şekilde söyleyelim. Hasan'ın yerine kim geçse aynı baskı altında olacaktır. Ve böylesine yetenekli birinin yerine geçtikten sonraki beklentilerin ağırlığını hissetmek çok doğal deyip birazcık da rahatlatıyorum ortamı. Öyle diyelim. Kahramanmaraş Spor. Onların da istikrarsız. Onlar da 3. ligde olması lazım. Ama 2. lig kırmızı grupta 6.lar. Evet, bizim için en azından şey bir maç olacak. Nasıl diyeyim? Takımı görmemiz için çok güzel bir maç olacak. Cem Bulut, Alperen Güner var. Fevzi. Bakalım çocuklar nasıl oynayacaklar. Yarım sakat arkadaşlar var. Ali Eren Demirkol, gel şuraya, hazırlık maçı oynuyoruz. Canlar dostlar, takımı bir düzen. Şunlara bir bakayım topa sahipken. Abi iki kanadında aslında kontra top oynuyoruz. Kanat futbolu değil o yüzden. Sağ bek, beklerin ileri çıkmıyorum. Çıkmasını istemiyorum. Sağ kanadın içeri girmesini çok istiyorum. Şöyle bir iki kanattan da aslında oyunu oturtabileceğimiz, içeri girerek pas verdikleri ve kaçtıkları bir olay olması lazım. Çizgiye inmeden ortaların açılması bizim için çok önemli. Hücum genişliğimiz bu standartta kalabilir aslında. Zaman geçirme yok. Dribblingi azalt. Bunlara gerek yok şimdilik. Aslında bunları da iki kanadı kullanacağız ama orada boşluktan boşluklar da yaratmak istemiyorum. Defanstan kısa. Yani kontra atak futbolu oynuyoruz aslında. Yani kontra atak futbol derken bir yerden de doldur boşalt yaparak kontra atak futbol oynuyoruz. Hani o yüzden kanatlara vermemem de gerekebilir ama şimdi Fevzi Elmas gibi bir kanadımız var. Yani ligdeki belki de en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. O yüzden ben kanatlara da bir tık sağ kanadı özellikle kullanmak istiyorum. Onun dışında çizgiye inmeden ortalar yapılırsa bizim için harika olur. Abi de koşu yoluna pas yapılması tabii ki de. Takımı bildirelim abi. Kadrolar bu şekilde. Asistanımız konuşsun. Asistanımıza devredelim. Takım konuşmasını sonlandıralım. Bakalım takımımız nasıl olacak? Nasıl bir mücadelenin içinde olacak?
Bakalım. Bir kontra atağa çıksak aslında buradan. Topu kaptırsalar. Çok tatlı olacak. Hadi çocuklar biraz hırslı, biraz çabalı. Hazırlık maçlarının önemi her şeyden önce arkadaşlar morallerin yerine gelmesi için çok büyük, çok fazla. Şu an ligin son sırasına demir atmış durumdayız. Moraller zaten çökük. Hazırlık maçlarında bir iki tık toparlasak takımın moralini, motivasyonunu her şey daha iyi olacak. Ligin altıncısına karşı şu an 33 dakikada ligin altıncısı bize bir şut çekebildi. Kırmızı grubun altıncısı. Ya yani playoff'a oynayan takımla şu an baş edebiliyoruz demek ki. Ama tabii ki de tek bir maç hiçbir şeyi açıklamaz bize. Tek bir maç hiçbir şeyi anlatmaz. Şimdi kadromuz dediğimiz gibi pek de parlak değil ama bir iki tane gerçekten iş yapacağına inandığım isim var. O yüzden onların üzerine kadroyu kurmaya çalıştım. O yüzden 4-2-3 pro oynuyoruz ki benim daha önce de söylediğim bir şey var. Ben daha çok savunma ağırlıklı oynamayı seviyorum. Ya 5-4-1 olur ya da 3-5-2 oynamayı seviyorum. Ama şu anki durumumuzda elimizdeki kadroya göre çimlenmemiz lazım. Ve hani bahsettiğim isimlerden biri de Fevzi. Oyunu onun kurması için sağ kanadı söylemiştim. Az kalsın da Murat Kurt'la golümüzü atıyorduk. İleriye de kafa vuruşları iyi olan bir forvet almak isterdim. Ama elimizdeki şanslardan ve şartlardan sadece alabileceğimiz bir forvet alacağız. Hani ve iyi çıkmasına, gol atmasına dua edeceğiz. Kiralık tercihine gidebiliriz ama o da çok sıkıntı. Hadi Murat, hadi Murat. Hadi be. O da birazcık zor şimdilik çünkü takımlar çoğu oyuncularını kiraya verdiler zaten sezonun başında. Biz sezonun ortasındayız hani iyi bir adam bulamayız gibime geliyor. Şu ana kadar ilk yarıda istediğim bir futbol vardı. 4 şut çektik, rakibe 1 şut çektik. Defansı iyi oynayıp hücuma iyi çıkmaya çalıştık. Fevzi'nin kanadını iyi kullandık. Şu ana kadar 2. ligin 6.sına biz 18.si olarak gayet iyi direnip gayet iyi bir oyun sergiledik. Şu ana kadarki performanstan memnunum. Asistana devretmeyeceğim. Gösterdikleri performanstan memnun olduğumu ve devam etmelerini söyleyeceğim. Yok yeteri. Şimdi geri kalanı da asistana devredeyim. Asistanımız konuşsun. Dikkatli dinlediler. Şu an için her şey güzel. 55-60 gibi yedeklerdeki diğer oyuncuları sakat olanları 80 gibi oyun alacağım. Sakat olmayanları 55-60 gibi oyunu alacağım. Bir de onları görmüş olacağım. Hani onlar ne yapıyorlar? Onlar neler yapabilirler? Yani az çok dün yayından sonra da oturup takımın oyuncularına baktım, özelliklerine baktım. Asistanımız bu kadroyu kurmuştu ve hani asistanımız doğru bir kadro kurduğunu gördünüz. Fevzi Elmas şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Fevzi açtı. Penaltı. Penaltı. Penaltı hocam. Penaltıyı verdi arkadaşlar. Penaltıyı kullanıyoruz. Kim var topun gerisinde? Tevzi veya Murat olacaktır büyük ihtimalle. Tevzi topun gerisinde. İlk golümüz geliyor büyük ihtimalle. Tevzi attı, gol oldu. Şu ana kadar harikayız. 1-0'da öne geçtik. Bu. Ya benim istediğim şey bu. Penaltılarla kazanmak değil. Hakemlerle kazanmak değil. Ama benim futbolda bir felsefem var. Sert oynasan da, sakin oynasan da her şekilde o forma ıslanacak ve her şekilde çabalayacaksın. Şu an sahada 17-18 yaşında çocuklar var ve 17-18 yaşındaki çocuklar şu an her şeyi koyuyorlar. Karşısındaki takım büyük ihtimalle kadro değeri bizim kadro değerimizin 3-5 katı ve hazırlık maçı olmasına rağmen kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar, kendilerini göstermeye çalışıyorlar. İyi de yapıyorlar. Bu çocuklar hays. Bu çocuklar en azından şunu çabalayacaklar, şunu kanıtlamaya çalışacaklar.
-11 puanla başladık. -15 puanla başladık. -11 puanı bizi artıya çevireceğiz. Bunu daha da yükselteceğiz. Bizim puan kaybetmeye lüksümüz yok. Bu hatalardan da zamanla ilk geldikleri adam atıp gol attı. Olabilir şanssızlıktır. Şu an takım gayet iyi oynuyor. Bakın 5 ki XG olarak da iyiyiz. Beklediğim oyunu az çok oynuyorlar. Daha da iyi olacaklar. Ya ben takıma inanıyorum açıkçası. Yavaş yavaş değişikliklerimizi de yapalım. Şimdi Fevzi Özkan biraz dinlensin Fevzi. Fevzi'yi dinlendirelim. Fevzi'nin yerine kim oynayabilir? İsmail Çiftçi. İsmail oraya bir gelsin. Bir İsmail'i görelim. Bu arada Fevzi'yi çıkardığımız için sağ kanadı kullan şeyini de çıkartıyoruz. Duruma göre değil. İnsanlar Fevzi olduğu için orada sağ kanadı şeyine geçmiştik. İbrahim yerine kimi oyunu alabiliriz? Mehmet Bayat var burada oynayabilecek. Mehmet'i bir deneyelim. Serhat'ın yerine oynayabilecek Ali İrtürk var. Onu bir görelim. Eyüp'ün yerine kimi alabiliriz buraya? Seyfettin'i tavsiye ediyor. Seyfettin gelsin bakalım. Muhammed Dodanlı. Kardeşimiz. Muhammed Sinan Badur sakat. Adnan sakat. Furkan Karadaş, genç bir kardeşimiz. Furkan oynasın o mevkide. Merkez orta saha destek diyelim. Hücum çok şey olur çünkü. Ağır olur. Onun dışında başka kim var? Mehmet İnak şu anda gayet iyi. Ahmet Büyük gayet iyi. Kadronun zaten yıldız seviyesinde görüyorsunuz. Geneli ikincilik seviyesinin çok altında isimler. Savunmamız şu an için iyi ama Gündoğdu'nun bir dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İbrahim Durmuş o mevkide. İbrahim de sakat. İbrahim yerine kim oynayabilir dedeklerden? Cem Bulut var. Kaleci kendisi. Onu hani listede 3. sıraya çıkması takımın durumunu daha iyi anlatıyor. Ama şu an yapacak bir şey yok. İbrahim Durmuş oynayacak. Çok ciddi bir sakatlığı yoktur inşallah. Riski atacağız. Atamayacağız. Onun daha yorgun olduğunu gördüm. Defansif ortası oynayan Ferit Çalışkan. Ferit'e bakalım. Karar alma 14. Kararlılık 13. Hızı var. Hızlanması. Çevikliği var. Konsantrasyon 4. Takım oyunu 6. Soğukkanlılık 6. Bu kötü. Pozisyon alma 10. Hani yine ön sezi 9. Hadi bu da yine. Top kapma 12. Aslında olabilir. Boyu kaç? Boyu 1.80. Yani kötü durumlarda Ferit'i. Bir de böyle bakalım. Bir de böyle görelim. Dediğim gibi ben oyunculara inanıyorum fazlasıyla. Oyunculara inandığım için de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani yani imkansızlıklar içerisinde bir kulüpteyiz. Para yok. -11 puan cezası var. İlk geldiğim zaman bir tedirgin oldum. Dedim hani ya Bodrum'a gitseydik ne güzel orta sıralarda lay lay lom geçirecektik. Ama şimdi gerçek futbol var. Gerçek bir savaş var. -11 puandayız. Şu an ikinci lig kırmızı grubun altıncısıyla oynuyoruz. Sahada 17 yaşında, 18 yaşında gencecik çocuklarla çıkıyoruz ve çabalıyoruz ve adamları sahaya gömüyoruz. Hakkı vur oğlum. Olacak, olacak, olacak. Daha güzel olacak. Savunmada adam mı yok? Heh. Hadi oğlum, kapat. Hadi, hadi.
kontra atağa çıkıyoruz. Ben dedim kahraman mı? Şey, formalar karıştı bir kafamda bir an için. Kontra atağa çıktık. Kapat dedim. Savunmada adam yok dedim ya. Hani bir an için kaptırdım kendimi. Şimdi oh, ama bir anda sap değiştirdik. Şu anda oyun olarak biraz üste çıktılar. Ferit'in 6.7. Mehmet İnak 6.4. Pek de iç açıcı değil. Bir de eğer yani çok zor. Hani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz çalışacağız, çabalayacağız. Yani dişimizi tırnağımıza takacağız. Oynayacağız, debeleneceğiz ama hani bu adamlar birazcık hani şey nasıl diyeyim bizi yoracaklar. Ama bu yorulmanın sonunda biz elimizden geleni yapacağız ya. Deneyeceğiz, çabalayacağız. Olursa güzel. Olmazsa da denedik biraz. Kapat Muhammed Enes, kapat. Hani böyle de olmaz. Yani savunmanın yaptığı hatamız var. İyi dayandık. Güzel dayandık. Cem burada çok güzel. Kurtarış. Ama olabilir. Sonuç olarak ilk yarı rakibe top oynatmadık. Şimdi 17-18 bir tane golümüz var. Hani penaltıdan bulduk golü. En azından şunu diyebiliriz. Takım çalıştı, takım çabaladı. Evet. Böyle bir kadroyla lig ikincisine karşı savaşarak kaybettik diyebileceğiz. Yani stoper alternatifimiz de sakat olduğu için oynayan stoper kardeşimiz aslında defansif orta saha. Bu arada evet ikinci yarıda değişikliklerden önce oyun kontrolü tamamıyla bizdeyken değişikliklerden sonra oyun kontrolü tamamıyla rakibe geçti. Yusuf artık son bir şans olursa güzel olur. Ceren şimdi onlardan yine bir atak. Muhammed Enes. Hakkı'ya döndü. Abi çifte modern bek yakmaktaki istediğim amaç da bu. Çizgiye. Çok güzel bu. Yani birkaç transfer kovalamamız lazım. Ben offline'da da hani oturup bayağı transfer kovalayacağım olabileceği kadar. 45 dakika rakibi sahaya gömüp bir gol atabildik. Adamlar 45 dakika bizi, ya 45 dakika da değil. 30 dakika, 20 dakika, 30 dakika bizi sahaya gömüp 3 gol attılar. Hani bunda bizim de bir bahtsızlığımız var. Asistan konuşsun çünkü hani kötü performans, ikinci yarıda kötü performans sergiler. İlk yarıda çocuklar gayet iyi oynadılar, çabaladılar. Hani nevrim döndü zaten ikinci golden sonra bir takım karıştırma falan da oldu. Heyecanlıyız. Bozguna uğramadık. Şimdi abartmayın. Hani ilk yarı istatistiklerinde biz gayet iyiydik. İkinci yarının başında golü bulduk. Değişikliklerden sonra oyunun rengi değişti. Şu aslında 90 artı 4'teki o efsane golü yemeseydik bizim için çok daha güzel olabilirdi. Diyorum pardon. Şimdilik Adıyaman Gölbaşı maçıyla bölümü bitirelim. Bundan sonraki maçta da Rizespor ve artık
yavaş yavaş Gölbaşı maçında aslında bana oyuncuların bilgileri gelse, Gölbaşı maçında da yeni transferlerimizle çıksak çok güzel olacak. Var mı haber? Mesela Hamza Can Başak bana önermişler. Orta saha kendisi 1.85 boyunda. Bu arkadaş da aslında anlaşır mıyım? 1.85 boyunda orta saha. Oğuzhan'ın olarak ne yapmış Hamza Can Başak? Daha önce nerede oynamış? Manisa Futbol Kulübü'nde 3. ligde bir maçı var. Ben bu adamı niye alayım? Yani gözlemlemene bile gerek yok. Şimdi abi şu çocuğu Koray Kılınç 1.92 boy. Teklif yapalım, bir kiralamayı deneyelim. Kiralayalım. Kiralık vermiyorlar mı? Abi 16 bin bana alabilir miyiz 16 bin? Hani 1.96'lık forvet. Hani gözlemlem 92'lik forvet. Trabzonspor altyapısında. Hani hazırlık maçında bir maç oynamış, yedekten girmiş. Bir asisti var. Süper Lig'de bir maç yedekten girmiş. 6.80 overall'ı var. İkinci ligde etkili olabileceğini düşünüyorum. Bırakırlar mı acaba? Şimdi yani asıl mesele bu. 16 desek, şartları bir önersek. 39 bin diyorlar. 39 bin. Sonraki satıştan kar olarak da %40 diyorlar. Tamam abi. Tamam. Talepleri kabul ediyorum. Talepleri kabul ediyorum. Buna bir şey demez herhalde yönetim. Tek transfer yapabileceğiz çünkü. Hani büyük ihtimalle de yapabileceğimiz en iyi transfer bu olacak. Koray gerçekten kulübe gelmek istiyor bu arada. Yıldız oyuncu. Uygun olan ilk zamanda. Vaatlerimizi sonlandıralım. Vaatlerimizi kabul etti. Vaatlerimizden memnun. Yıllık 7,5 maaş istiyor. Maaş bütçesini birazcık kasacağız. 3 yıllık sözleşme istiyor. Canıma minnet. Teklifi tamamladım. Görüşmeyi bitirdim. Ekonomik olarak biraz zarara gireceğiz ama hani alabilirsek çok tatlı olacak. Çünkü tam istediğim forvet. Uzun boylu. Büyük ihtimalle kafa vuruşları da iyidir. Fevzi orta açacak. Bu çocuk kafayı vuracak. Biz maçı 1-0 kazanacağız. Kafamdaki plan bu. Gölbaşı bir şey yapmış oluruz. Nasıl diyeyim? Onu da görmüş oluruz. Onun dışında da zaten zor bir süreç. En başından beri söylediğim üzere zor bir süreç bizleri bekliyor. Zorlanacağız. Çalışacağız. Şabalayacağız. Birkaç gol atsa kârdır bence demişler Kadir için. Vallahi kardan fazlası benim için. Tekrar göstereyim size de şurada. Birkaç gol daha atarsa onun için ödediğimiz bonservis bedelini çıkarmış olur diyor. Koray'ı zaten alırsak. Bora Barlas'ın Şanlıurfaspor'a gitmek istediği öğrenildi. Allah Allah. Bora Barlas Kayserispor'da. 1.67 boyundaki forvette benim işim yok. Benim sistemime uymuyor 1.67 boyundaki forvet. Antrenmanları da bildiğiniz üzere yardımcı antrenörümüz kendisi sağ olsun hallediyor. Kendisi halletmek istedi.
ara daha düşük itibarlı, daha alt lig takımı olan bir takım. Üçüncü ligde olmaları lazım. Abi şimdi forma süresi falan, transfer, bunları sonra ayarlayacağız. Bunları da sonra ayarlayacağız. Hani Kaleye Alperen'i, Sinan'ı, Seyfettin'i kadroya al diyor. Ali Eren Demirkol'u kadroya al diyor. Hay hay. Önerilen kadroyu kullan. Diğer çocukları da bir görmüş olalım. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Sosyal medyada olan şeyler de gözümüzün önüne geldi. Abi şu Kıvanç gelsin, ne olur gelsin ya. Defansın ortasında fazla oyuncu. Doğru diyorsun aslında ya Fevzi. 19 yaş altında varmış öyle güzel defans merkez. Ahmet. Gelişim abi. Hem de sol stoper. Çok güzel. Sağ ayaklı ama sol bek oynayabiliyor. Gayet güzel. Ahmet Demir de artık kadromuzda. Şu çocuk, şu iki çocuk da çok parlak gelecek var. Biri 17, biri 18 yaşında. Muhammed'de de Muhammed olması lazım. Aynen. Bunda da çok büyük gelecek var. Aslında İbrahim'de de gelecek var. Bu çocuklardan iş çıkar. Altyapıya yöneleceğiz zaten bildiğiniz üzere. Gelen kusura bakalım başka ilginizi çekecek. Defansımıza... Tamam. Bunlardan itirazım olan bir şey yok zaten ya. Bunların hepsine ben de katılıyorum. Mehmet Bayat sakatlandı. Hastalandı daha doğrusu. Virüse yakalanmış. 2 hafta karantinada tutacağız kendisini kulüpte. Eve gitsin. Kulüp doktorumuzla uğraşmasın. Evde kendisi dinlensin. Oyununu onlara çok ihtiyacımız var. Hasta varsa da dinlensinler. Kulüpte 2 haftayız. Nasıl bir virüs? Yani 2-3 haftada geçecek. Oyunda korona da yok o zamanlar. Transfer dönemi de başladı bu arada arkadaşlar. Kıvanç'ı alabilirsek 1.92 boyunda bir forvetimiz olacak. Teknik heyeti başkan halledecek. Koray, ertelememiz mi gerekiyor? Şu işte kaderimizi gösteriyor. Yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı gösteriyor. Transfer bütçemiz olmadığı için alamıyoruz Muhammed'i. Kıvancı, Koray'ı. O yüzden abi gözlemciliğe geliyorum. Dayıcım, benim bu adama ihtiyacım yok. Buradan Hacı Uzan. Osman Spor'da sağ bu. Mevkiyi alıyorum. Sağ bekliyor. Ya. Bana santrofor gösterin. Bana forvet lazım abi. Uğur Tosun 1.85-72 kilo. Giray Aydın 1.89. Joker yedek diyor. Haziran 2020, 6 aylık bir sözleşme, teklifi tamamla, görüşmeyi bitir. Yapacak bir şey yok, şans transferi yapacağız. Uzun boylu iki adam alarak olayı toparlamaya çalışacağız. İsmail Öztürk 1.87 boyunda, 20 yaşında. Sana da bir götürelim.
genç oyuncu. Bu daha kötü. Daha kötü çıkacak. Maaş istiyorsun bir de. Maaş istiyorsun bir de. Bu maaşa gelirsen gel. Tamam. İki oyuncuya teklif götürdük artık. Hani çaresizliğin verdiği nokta. Bir tane transfer istedim bakın. Bir tane. Kulübün parası sıfır. Kulüpte para yok. Sıfır abi. Yok. Hani imkansız oynuyoruz bir yerde. Kadro kayıt. Hemen yapalım. Bu arada büyük ihtimalle bu hazırlık maçı da bir sonraki bölüme kalacak. Yine çünkü bayağı bir zaman geçmiş. 41 dakika olmuş. Kadro kayıta bakalım. Otomatik seçim diyelim. O zaten hepsini alır. Burada çok bir sınır yok. Sadece yabancı alamıyoruz. İki tane kaleci. O sıkıntı. Forvet olarak Mehmet Danış var. Bir de üçüncü forvet adı. Mehmet Danış oynayamayacak zaten ve takımın en iyi oyuncusu. 6 golü var şu ana kadar. 14, 15, 16, 17 maçta. Seçimi onaylayalım. Sakat olmasına rağmen orada bulunsun kardeşim. Bugün çok bir şey olan bir video olmadı. Bir tane hazırlık maçı yaptık Kahramanmaraş'ta. 3-1 yenildik. Önümüzdeki bölümde Adıyaman, Rize ve Sancaktepe maçları olacak. Arda arda 3 maç yapacağız. Elimizden geldiğince takımı toparlayıp yapabilirsek sadece maaşını ödeyerek transfer yapmaya çalışacağız. Demin de gördüğünüz üzere Kıvanç'ı, Koray'ı neyse artık 1.92'lik Trabzon'dan genç bir forvet getirmek istedim. Olmadı. Yönetim kabul etmedi. Erteledi dediler. Ben direkt ödedim. Mali durumda da zaten eksi 82'de şu an takım. Eksi 82 bin euroda. Yapacak bir şey yok abi. Hani biz elimizden geleni yapacağız. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ama elimizde kadro olmasa da hani şu an elimizdeki gençlerle de biz çabalayacağız. Kaç maçımız var? Ligin bitmesine. Hazırlık maçlarını çıkartırsak. Bayağı maç var lan aslında. 17 maç oynandığına göre 17 maç var. Aynen öyle. Bunu düşünmek için de bu kadar zaman harcamam da matematiğin ne kadar kötü olduğunu bir kere daha gösteriyor. Geriye kalan 17 maçta hani 16 galibiyet, bir beraberlik imkansız, olmayacak bir şey. Ama 17 maçta şöyle bir 13-14 galibiyet yaparsak eğer, çok zor, kadromuz yok. Ama bir camia olarak bir inanırsak, oyuncularımız heveslenirse bu olabilir. Ben inanıyorum. Çabalamak bizim görevimiz. Olmazsa da en azından çabaladık da olmadı diyebiliriz. Bakalım inşallah Şanlıurfaspor'u ligde tutarız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Geçen videoda çok donma sorunu oldu, kasma sorunu oldu. Bunları da hani bu video ile birlikte yavaş yavaş çözmeye çalışacağız. Çünkü sistemlerimiz zayıf. Yavaş yavaş geliştireceğiz kendimizi, yavaş yavaş profesyonelleşeceğiz videonun başında dediğim gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz ayrıca teşekkür ederim. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.